Mehtap, Almanya son aylarda enflasyon, enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle uğraşırken ileriye yönelik belki de en önemli sorunlarından biri olan kalifiye eleman açığını pek konuşmadı, tartışmadı. Ancak hem geçen haftadan bu yana gündeme gelen vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması uygulaması planı hem de Avrupa Birliği dışında Türkiye gibi üçüncü ülkelerden vasıflı iş gücü göçüne ilişkin yeni plan dikkatleri tekrardan bu önemli konuya yönlendirdi diyebiliriz. Almanya'da Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladıkları kalifiye iş gücü göçüyle ilgili ve hükümet tarafından da şimdi onaylanan plana göre bundan böyle her yıl belirlenecek bir kota temelinde Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelerden bazı kriterleri, kıstasları yerine getiren elemanlar Kanada'da olduğu gibi örneğin puanlama sistemi üzerinden Almanya'ya gelebilecek. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu 5 kriterin nitelik, Almanca bilgisi, yaş, mesleki tecrübe ve referans olduğu açıklandı. Kriterleri açtıkta ise mesleki nitelik altında bir meslek veya yüksekokul diploması olması, dil konusunda Almanca ön bilgisi bulunması, mesleki tecrübeye sahip olunduğunun referanslarla kanıtlanması ve belli bir yaşın da geçilmemiş olmasının gerektiği anlaşılıyor. Belli bir yaş olarak da 35 deniliyor. Yani bu düzenleme bu koşulları yerine getiren kişilerin Almanya'ya gelmesini ve çalışmasını oldukça kolaylaştıracak bundan sonra. Ve eski katı kurallardan daha esnek bir bakış açısını da beraberinde getirecek. Örneğin yabancı vasıflı işçilerin eğitimleriyle çok az ilgisi olan ya da hiç ilgisi olmayan mesleklerde çalışmalarına da imkan sağlanacak. Buna göre örnek verelim bir tamirci depo görevlisi olarak ya da bir kadın polis garson olarak işe alınabilecek. Bir başka kolaylık ise yeni planın meslek veya yüksekokul diplomasının denklik sürecinin belli şartlar altında Almanya'da tamamlanmasını mümkün kılması. Örneğin Türkiye gibi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede 2 yıllık bir meslek eğitimi almış, ilaveten en az 2 yılda alanında tecrübesi olan, tecrübe toplamış ve Almanya'da da kendine iş bulmuş bir kalifiye eleman diploma denkliğini resmen tanıtmadan da Almanya'ya gelip çalışabilecek, burada tanıttırabilecek. Nüfusu giderek yaşlanan Almanya'da eleman eksikliği giderilmezse gelecekte birçok alanda ciddi personel sıkıntısı yaşanması bekleniyor. Bu sorun yıllardır dile getiriliyor. Almanya nüfusu 83 milyon, Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi. Burada çalışanların %23'ü, her 4 kişiden biri 55 yaşın üzerinde. Demografik hesaplamalar 2030 yılına kadar Almanya'daki 20 ile 65 yaş istihdamının 4 milyon azalarak 45 milyona düşeceğini gösteriyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre de şu anda ülkede eleman sıkıntısı olan dile kolay 148 meslek grubu bulunuyor. Eleman eksikliği özellikle hasta ve yaşlı bakımı ile genel olarak sağlık sektöründe çok hissediliyor. Çok olumsuz etkiliyor bu sektörü. Ancak bilişim uzmanları, kamyon şoförü, ahçı, çocuk yuvası bakıcısı, duvar ustası, garson, elektrik mühendisi, fırın ustası ile terzi gibi birbirinden değişik alanlarda aranan uzman eleman sayısı iş arayanların sayısının çok ama çok üstünde Almanya'da ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil bu planı hazırlayan Almanya'da pek çok şirket ve işletmecinin işçi sıkıntısı çektiğini dile getirdi ve kalifiye iş gücü temin etmenin artık şirketler için bir varoluş sorunu aynı zamanda Alman ekonomisi için de bir varoluş sorunu haline geldiğinin altını çizdi. Eski Başbakan Angela Merkel döneminde 2020 yılında yürürlüğe giren nitelikli iş gücü göçü yasasına göre Avrupa Birliği ülkeleri dışından kalifiye elemanlar Almanya gelmeden önce ülkede yerleşik bir firmayla iş sözleşmesi imzalamaları durumunda esasında bugün de hemen Almanya'ya gelip çalışabiliyorlar. Geçerli yasa herhangi bir iş sözleşmesi olmadan çalışmak veya iş aramak için Almanya'ya gelişe olanak sağlıyor. Almanya'nın diplomatik temsilciliklerinde diploma denkliği alan ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlayan vasıflı elemanlar ve söz konusu dallarda eğitimli akademisyenler de somut bir iş teklifi olmadan da iş aramak için Almanya'ya gelip geçici oturum izniyle 6 aya kadar kalabiliyorlar. Bu şu andaki uygulama ama hükümetin yaşama geçireceği uygulamayla bu işlemler çok daha kolaylaşacağı benziyor.